Bu 3 altcoin rally'ye hazırlanıyor adı altındaki haberi değerlendireceğiz. Ve büyük yükseliş yapacağı iddiasıyla bunlara şöyle bir göz atacağız. Gerçekten neler yapabilirler, neler yapamazlar noktasında bir değerlendirme olacak. Gördüğünüz gibi zaten BTC'de herhangi bir problem yok. Nitekim çok ciddi yükselişler kaydediyor. Muhtemelen tahminimizden çok daha erken pozitif hareketlerle birlikte güçlü açılımlar kaydedecektir diye düşünüyorum. Bu arada Peep de bakın şu anda Peep Coin de çok ciddi bir yukarı fiyat ve açılım kaydetti. Hatta şöyle girip göstereyim hemen yaptıklarını. Burada Bitcoin maksimal olarak söylüyorum. Hele ki 28.600 kırdığı an tamamdır. Yani çok ciddi işler çıkartır. Bir anda gördüğünüz gibi bir 83 denemesi yaptı. Peep için burada gereken şey, bakın güzel bir ani yükseliş. Gereken bakın şu an 82-84 pozisyonlarında geziyor. Bunun üzerinde biraz akümülatif davranıp hiç değilse 4 saatlikteki kapanışı takip edebilirse çok iyi olacaktır. Tabii bu noktada kapanışı takiben özellikle ne yapar? 82-84'ten 83,5'lara bir sıçrama, günlükte üzeri bir kapanış, işte o zaman Peep fiyatlarında çok güçlü hareketler görebilirsiniz. O yüzden bu geceki kapanış da önemli olacak diyebilirim. Ne pozisyonda kapattığına dikkat etmek lazım. Peep'i de özellikle söylüyorum çünkü çok ciddi yükseleceğinin farkındayım. Yani diğer altcoin'lerden konuşurken atlamamak lazım. Belli bir süre içerisinde ciddi düşüşler yaptı ve çok da ciddi yükselecek. Altı pozisyonlarındaki alım fırsatlarında da uyardık. 83,5'ları günlükte kıran Pip çok daha güçlü yükselişler kaydetme ihtimali fazla olacaktır. Bunu bu gece yapar mı yapamaz mı? Bu yine BTC'ye bağlı bir durum. Eğer BTC desteklemeye devam ederse alma ihtimali yüksek. Eğer alamazsa yani 83,5'ları kıramazsa yine iş bitmiş değil. Tekrardan denemeye devam edecektir. Bunu da bu şekilde altını çizmiş olalım ama kapanışa dikkat edin. Kırılım halinde çok hızlı ve istikrarlı şekilde 10,5-12,5 devam diye ilerleyecektir. Hatta 4. çeyrekte yeniden 19,5 pozisyonlarını hızlıca yoklama ihtimali çok fazladır Pip'in. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Bu 3 altcoin rally'ye hazırlanıyor. Rotayı belirledi. Target'ten bahsetmeyeceğiz. Floki fiyat tahmini. Altcoin %30 rally'ye hazırlanıyor. Floki fiyatı 30 Eylül'de %20 yükseldi. Bu hamlesinde 19,6 dolarla yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak kar alımı altcoin 16,4 dolardan kapanmasına neden oldu. Bir yandan da Floki'ye girelim ki bunu da takip edebilelim söylenenler noktasında. Şu anda da bakınız 20,28 pozisyonlarında bulunmaya devam ediyor. Evet. Yani 21,2 civarlarında, 21,2, 21,5 dolaylarında biraz terleyebilir ki şu anda yaklaştıkça gördüğünüz gibi hafiften şöyle bir kasıntıya geliyor. Bir zorluk yaşıyor. Fakat hareketli ortalama yine MA50 destekliyor ve çok ciddi de bir hacmi var. Çok çok ciddi bir hacmi var. O yüzden başarıyla yükselişe devam edecek gibi gözüküyor. 21,5 noktalarını maksimal zaten kırdıktan sonra Floki'yi öyle çok yoracak bir alanın kaldığını düşünmüyorum. Öyle ki MA200'lere kadar yolunu devam ettirebilir. 26,7, 28,35'lere kadar ben tabiri caizse güle oynaya Floki'nin yükselebileceği kanısındayım. Tabii ki son çeyrekteki genel açılım yani son çeyrek hareketinde yine Bitcoin'deki yükseliş ki buradaki fikirleri de değerlendireceğiz. Floki'de yüksek seviyeler olan yine bence 4,06'lara kadar yoklama kaydedebilir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ne dedik? Fiyat yükseliş bir noktada duruyor. Koparma rallisi konsolidasyon aşaması sona erdirdi. Vesaire vesaire devam ediyor. 23,3 dolara taşıyabileceğini söylüyor. Şimdi yani 23,3
Niye böyle bir şey söylediğini ben çok fazla anlamadım ya. Şimdi doğru ya, yani 23,5'larda bir ara destek noktası var da orada durduran ne oldu yani Floki? Tamam mı? Sonuçta 28-35'ler MA200'lere kadar bir potansiyel yükselişi var. Altcoin'lerin tamamı bu şekilde bir hareket trendini kovalayacak ve BTC de bunu destekliyor. Dolayısıyla bu ara dirençte Floki'ye dur diyen nedir? Tamam arkadaşım, burada bu kadar yeter falan gibi böyle. Çok şey gelmedi ya, mantıklı gelmedi bana. Sol fiyat tahmini, büyük resimde boğalar var. Sol üzerine yine sık konuştuğumuz bir altcoin. Hele ki hep bahsederim yani, piyasadaki yükseliş halinde, BTC yukarısı halinde bir tane altcoin, ki onu tek geçerim. Onun adı da Sol'dur. Çünkü çok güçlü ekstra düşüşler yaptı. Elinde olmayan sebeplerden dolayı düşüşler yaptı. Tabii bu kadar spekülatörlerin sevdiği ve kurumsal ilginin de üzerinde yüksek olduğu bir altcoin olduğunuz zaman tabii ki de bir yerde bunu kesinlikle telafi ediyorsunuz. Sol da bunlardan bir tanesidir işte. Sol coin'in ortalama, zaten söyledim, benim son çeyrekte, şu an bulunduğumuz gelecek 3 ay içinde ortalama 56-78'leri görebileceğini düşündüğümü belirtmiştim. Şu an zaten yine aşağı yukarı 27 dolar civarlarına kadar bir gidişat söz konusu. Kolayca ilerleyebilir. 27 pozisyonlarını kırabildiği halde yeni noktada bir 39 dolar deneyecektir. Bu kırılım 56-78'lere doğru ilerletir. Solda bunun için gerekli yakıt var. Asıl soru BTC bunu ne kadar destekleyecek sorusu. Ki BTC'nin de ben destekleyeceğine inanıyorum. Yine gün içinde değerlendirdiğimiz fiyatlar yükselirken dominansın çok fazla azmayacağıyla alakalı konuştuk. Bu da sola da ciddi bir para girişini, özellikle sola ciddi bir para girişini muhakkak tetikleyecektir. O yüzden sağlam bir altcoin'dir. Solda da 18-8 noktalarında zaten çok iyi bir alım fırsatı bulunduğuyla alakalı, biliyorsunuz vaktiyle konuşmuştuk. Şu anda o zamandan bu zamana üzerine gayet iyi bir kar. Bak şimdi, 7 günde solun yaptığı %25 yükseliş. Ya çok ciddi bir yükseliş tabii ki. Bakalım başka ne var diye. Evet. Genel hatlarıyla da durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.